Altında bir şey var. Yani durağan bir diyelim. Hani durağan diyelim. Yatay dediğim yani durağandayız. Yataydayız şu an. Yani altın çok fazla hareketlilik göstermiyor. Yaklaşık son 20 gündür altın seviyesini koruyor. Ama buradan tabii ki genel olarak baktığımızda altının uzun vadede ilerisi var. Yukarı doğru çıkacaktır. Yani şu dönem biraz sakin geçti. Fiyatlar stabil, sabit. Ama muhakkak ki altın belki böyle bir tahminim var. Yani bu da kimseyi aslında yanıltmasın. Yani bir histir. Yıllardır bu ticaretle yani bu işle uğraşıyoruz. Yıllarımız bu işin içinde geçti. Sanki bir nebze düştükten sonra yukarı çıkacakmış gibi duruyor ama Türkiye burası. Yani Türkiye'de bazen ekonomik pozisyonların veya hükümetimizin alacağı kararlarla fiyatların dengesi her an farklılaşabiliyor. Aşağı beklediğimiz fiyat yukarı çıkabiliyor. Yukarı beklediğimiz fiyat aşağı gelebiliyor. O yüzden yani bu hususta da yani netice itibariyle baktığımızda altının yukarısı gözler böyle, grafikler böyle gösteriyor. Yani mutlaka uzun vadede altın yatırımcısına kazandırır. Kesinlikle şunun altını çiziyorum. Altın borcu olan, altına işi olan, parası açıkta olan mutlaka altına parasını yatırsın. Ha, ya düşecekmiş. Ya düşerse, bir düşerse altın 3 yukarı çıkıyor zaten. Yine avantajlı duruma düşecek. Yani sadece altının düşmesi kimseyi ürkütmesin. Altın bir düşer, 2 çıkar. Yani böyle düşün. Yani o yüzden genel anlamda altında piyasada her zaman aslında ben o hususta şöyle katılmıyorum. Gümüşe doğru yönelmeye başladı ama halkım şöyle bütçesi yetmeyen için de altın var. Yani nedir? Gümüş alıyor ama siz bunu belki takı olarak düşünürseniz olabilir. Ama bunu yatırım amaçlı düşünüyorsak altın kesinlikle. Gümüşte şöyle bir şey var. Gümüşte aldığınızda gümüşü verdiğinizde değer kaybı çok yüksek. Altın gibi değil. Altın hem yatırım amaçlı hem de ziynet eşyası. Her ikisini birden şey yapıyor. Yani altına yatırım her zaman için hem ziynet açısından kullanım açısından bayanların buna yönelik talepleri daha yüksek. Aynı zamanda da hem diyor ki yani müşterilerimiz şöyle düşünün. Bir bayan hanımefendi geliyor. Ya ben altın alırsam hem diyor takarım hem de diyor yarın ihtiyacım olduğunda gittiğimde bozdurduğumda yani kıymetli bir para alırım karşılığında diye böyle düşünüyor. Bu da mantıklı bir yaklaşım. Biz de kesinlikle müşterilerimize bu yönde tavsiyede bulunuyoruz. Altın her zaman için gümüş belki evet bu sıralar biraz revaçta oldu ama genel anlamda baktığımızda altının yerini hiçbir şey tutmayacak.